merhabalar Burak Bey, nasılsınız? Teşekkürler efendim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş bulduk efendim. Ve bu güzel mekanda bizleri ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederim efendim. Ve sizleri tanımakla da başlayalım. Burak Bey kimdir, sektöre nasıl girdi, neden bu sektör? Sizlerden dinleyelim hikayenizi. Adım Muhammed Burak Güneş. Aslen Şanlıurfa Bilecik ilçesinden geliriz buraya. Daha önce tabii bu işi yapmıyorduk. Öğrenciydim ben. 9 aydır bu işin içindeyiz. Antep'ten geldik. Antep'e has künefeler üretiyoruz. Urfa'ya has sade yağıyla, Hatay peyniriyle Aksaray vatandaşlarına hizmet vermek için geldik buraya. Aksaray'a da yeni geldik. Bir 9 evet, aylık geçmişimiz evet, 9 var burada. Evet. Gelir gelmez de bu sektöre mi atıldık? Evet. Evet. Ama Urfa'da, Şanlıurfa'da Bilecik ilçesinde yine uğraşıyorlar. Aynen uğraşıyorlar. Aynen bizim Bilecik ilçesinde zaten bütün esnaflarımız künefeci. Künefe sektörüyle uğraşıyorlar. Dediğim gibi hani 2-3 yıldır bayağı bu sektörün önü açıldı. Herkes künefe sektörüne giriyor. Onlar klasik künefe mi yapıyorlar bu arada yoksa yine bu tarz? Klasik de var. Klasik de biraz Antep usulü çıkarmaya çalışıyoruz. 38 çeşit künefemiz mevcut. Hı hı. Tabii isteğe göre künefe çıkarabiliyoruz. Fıstıklı, kaymaklı, peynirli, bademli, cevizli, fındıklı. İsteğe göre künefe çıkarabiliyoruz yani. Ve 38 çeşit künefemiz var. Evet, evet. Bu usul Antep usulü oluyor evet, değil Antep mi? Evet, Antep usulü. Peki sizler bunları nereden öğrendiniz, nereden esinlendiniz? Şöyle, bizim dediğim gibi Bilecik'te bu işi yapıyorlar. Bizim hı hı. akrabalarımızdan. Altyapıyı biliyoruz aynen, zaten. Aynen altyapıyı biliyoruz. Yeğenlerimden zaten. Yeğenlerim ustalar olarak yeğenlerim burada. Onlardan öğrendim. Sağ olsun onlar bana öğretti. Ve büyüklerimden öğrendim. İşte babamdan öğrendim. Babam az çok biliyor. Hı hı. Ailecek buradasınız o zaman. Evet ailecek buradayız. Evet. Burası da yine 8 aylık bir işletme Aksaray'da kuruldu. Evet, evet. Lezzetlerimiz künefe. Evet künefe, katmer, baklalarımız var, soğuk tatlarımız var, burma, kadayıf, tatlı üzerine. Daha çok şerbetli tatlı üzerine. Aynen, şerbetli tatlı üzerine evet. Her şeyi bulabiliyoruz. Evet, evet. Önümüzdekinin adı ne bu arada? Önümüzde yine bir künefe çeşidi var. Künefalant özel. Evet. Evet, künefalant özel. Sizin isminiz künefalant da bu aynen, arada. Aynen, künefalant özel. Kendi ismimi verdim buna. Nasıl yapılıyor? Biraz yapılışından bahsedelim. Yapılışı... toz fıstık. İçine toz fıstık giriyor, tane fıstık giriyor ve şu etrafında görünen bu kaymak oluyor. Hı hı. Toz fıstık, tane fıstığı kapattıktan sonra üstüne hamur ilave ediliyor. Ondan sonra servis ediliyor. Ortasında da yine bol aynen, fıstık. Bol fıstık, ezilmiş fıstık. Evet. Ezilmiş. Bu sizin kendi spesiyeliniz. Aynen, kendi spesiyelimiz. Evet. Normalde peki Antep künefesinin sırrı ne oluyor? Nasıl yapılıyor? Yapılışını biraz anlatırsanız. Antep künefesinin sırrı klasik künefe mi? Klasik de olabilir, diğerleri de olabilir yine. Antep künefesinin sırrı hani fıstık. Fıstık bilindiği gibi Antep'e has bir ürün. Evet. Genellikle hani fıstığa yönelik künefeler yapılıyor. Hı hı. Mesela fıstıkzade söyleyeyim mesela. Fıstıkzade evet. Tamamen fıstıktan oluşuyor. Veya spesiyel ürünümüz. İçine tane fıstık giriyor. Hamur atılıyor. Toz fıstık giriyor. Peynir giriyor. Ondan sonra kapatılıyor. Yani genellikle hep böyle fıstık üzerine künefeler oluşuyor. Antep'e has künefe olduğu için. Yanında işte kaymaklı künefe oluyor, cevizli künefe oluyor, peynir dediğim gibi Hatay usulü peynir, ondan da çıkarabiliyoruz. Biraz zaten normal klasik künefeyi biliyoruz, o evet, peynir ve... Aynen, peynir işte... Tel kadayıf tane yapılıyor. Tel kadayıf. Evet. Peki malzemeler nerelerden geliyor bu arada? Hepsi yerinden almaya aynen, çalışıyorsunuz. Aynen, sade yağ kullanıyoruz. Biz Urfa'ya sade yağ kullanıyoruz. Urfa'dan geliyor, fıstığımız Antep'ten geliyor. Zaten tel kadayıfımız da Antep'ten geliyor. Yani genellikle bütün ürünlerimiz hepsi Antep'ten geliyor. Hı hı. Sade yağ, Urfa'ya sade yağ. Künefelerimizi sade yağımızla yapıyoruz. Evet. Doğal sade yağımızla. Lezzeti de oradan geliyor. Evet. Malzemenin yerinde aynen, alınmasından. Aynen, aynen. Peki biz burada hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz Burak Bey? Hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Hani tabii ki tada önemi, müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Elimizden geldikçe titiz çalışmaya gayret ediyoruz. Tabii konuda zaten hizmet sektöründeyiz. Temizlik çok önemli. Evet. Elimizden geldikçe temizliğe de önem veriyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Damak tadını veriyoruz. Aynen, damak tadı müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya çalışıyoruz daha çok.
gıda olduğu için aynen. her şeye dikkat ediyoruz. Aynen. Ustalarımız zaten sizlerin yine Urfa'dan geliyorlar. Aynen, yeğenlerimdir. Zaten akrabalar, bütün akraba boyunca buradayız. Tuttum, getirdim kendilerini Urfa'dan. Çok güzel. Aynen. Kullandığımız malzemeden işçiliğe kadar her şeye önem veriyoruz. Aynen. Gayet de güzel bir mekan tasarlamışız. Tasarım da yine sizlere mi ait? Aynen, bizlere ait. Tasarım bana ait. Evet. Birçok Urfa'dan da yerler görebiliyoruz. Evet. Peki yanımızda birçok meze de sunuyoruz. Künefeyi sadece sunmuyoruz. Evet efendim, bu mezeleri getirmemizin sebebi hani künefe çıkana kadar müşteriler hani bir şeyler boş kalmasın, hani boş kalmasın diye o yüzden getiriyoruz meze. Sütümüz var yine tatlının üzerine. Var. Antep fıstığımız var. Yanında çayımız var tabii. Bu çeşit mezelerle de bekleyene kadar, künefeler pişene kadar yeni aynen. misafirlerimiz oyalanıyorlar. Aynen. Kaç kişilik bir mekan burası Burak Bey? 105 kişilik. 105 kişiyi evet. aynı anda ağırlayabiliyoruz. Evet. Dışarıya servis var mı bu Servisimiz arada? Servisimiz var efendim dışarıya. O paket servis olarak evet, da yine yönlendirebiliyoruz. Evet. Peki ilerleyen günlerde farklı projeler düşünüyor musunuz burası için? Neler planlıyorsunuz? Tabii ileriye yönelik henüz bir plan proje çizmedik. Düşünüyoruz ama tabii ilerleyen zamanlarda bunu zaman gösterecek. Ama bir çalışma var tabii. Üzerinde peki, bir çalışma bu arada künefe lant ismi size mi ait evet, patenti? Evet, bana ait. Evet. Bunu çoğaltmayı düşünüyor musunuz? Bayilik tabii, vermeyi evet. düşünüyor musunuz? Tabii ikinci şubeyi de açmayı düşünüyoruz. İnşallah kısmet olursa. Nerede olacak? İstanbul düşünüyoruz olursa. Çok i̇kinci güzel. Şubemizi de İstanbul'a açmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki isim hakkı almak isteyenler tabii, varsa onlar tabii, da yine sizinle evet. irtibata evet, geçebilirler. Doğru. Nerelerden ulaşabilirler peki? İzleyicilerimizle yine paylaşalım. Efendim sosyal medyadan ulaşabilirler. Instagram'da künefelant aksaradi sayfamızdan ulaşabilirler. Sayfada zaten telefon numaram mevcut. Oradan ulaşabilirler. Hı hı. Aşağıda yine iletişim numaraları aynen. geçecek. Aynen. Oradan da sizinle irtibata geçebilirler. Aynen. Peki izleyicilerimize ve özellikle künefe severlere neler söyleyeceksiniz buradan? Aksaray'a gelen müşterimize, yolu düşenleri mutlaka künefalantı bekleriz. Evet, bu eşsiz lezzetlerden evet, bu tatmaya. Bu eşsiz lezzetlerden tatmaya bekliyoruz. Evet, Antep'e kadar gitmelerine gerek yok. Evet, Aksaray'da da aynısını yapıyoruz. Ayaklarını getirdik zaten. Çok güzel. Peki teşekkür ediyoruz rica size ederim. Burak Bey. Rica değerli ederim. Bilgilerdi bizler için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler efendim.